Gumball'la Darwin yeniden yayınlanmaya başlanacakmış. Ben pek izlemiyordum ama izleyenler için. Bugünkü konumuz titreşim masası. Titreşim masası neden kullanılır? Beton, alçı gibi ürünleri silikon kalıptan ya da kalıplardan çıkarmak istediğiniz zaman ürünlerde bazı ürünler çok kötü çıkıyor ve baloncuklu bir şekilde çıkıyor. Bu da ürünü satma şansınızı düşürüyor aslında ve ürünün estetiğini güzel bir şekilde göstermiyor. Bu yüzden titreşim masaları kullanılıyor. Silikon kalıba beton döktüğünüz zaman katılaşırken titreşim masası titreşim hareketi yaparak aslında bunlardan kurtulmanızı sağlıyor. Bugün kendi imkanlarımla basit bir titreşim masası yaptım. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Gerekli parçalar için tasarımını SolidWorks'ten yaptım. Parçaları 3D yazıcıdan bastım. Devre malzeme. Ardından bana yay lazımdı. Titreşim masası yaysız nasıl titreşebilir? Bu da bir başka videonun konusu. Bana yay lazımdı açıkçası ve Denizli'de yaşıyorum ben. Denizli'de yay bulmak çok zordur. Denizli'de bir tane yay üreten yer varmış. Gerçekten inanılmaz bir tane arkadaşlar. Yani şaşırtıcı açıkçası. Okuldaki hocalarım ve tanıdıklar yardımıyla Hakan yayı buldum ve onlara ulaştım. Sağ olsunlar bana yay temin ettiler. Servo motoru ya da DC motor hangisini kullanırsak daha mantıklı olur. Bana servo motor daha mantıklı olur gibi geldi ama DC motoru da kullanabilirmişiz. Servo motorun ucuna dengesiz bir cisim bağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunu da 3D yazıcıdan bastım. Karşılaştığım bir sorun, tasarımda hata yapmışım ve böyle yaptığım zaman bu buraya sığmıyor. Bunu güzel bir kestim. Şimdilik işime bu görsün. İleride daha estetik bir, daha detaylı bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası buna. Arduino'dan gerekli kodları yazdım. Devremiz bu şekilde. Servo motorun zaten 3 tane kablosu var. 3 kablodan birini toprak hattına, birini 5 volta, birini de PWM pinine bağlamışım. Buradan gücü de yine burada USB kablomuzu görüyorsunuz. USB kablomuzu prize taktığımızda çalışıyor. Kod olarak kodu da basit bir kodu var aslında. Kodumuz bunu bu şekilde motoru hareket ettirerek çalıştırıyor ve dengesiz bir hareket sağladığı için titreşim hareketi yapmasını sağlıyor. Bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.